Bir bağımsız kadın hareketinin, bağımsız kadın mücadelesinin, feminist mücadelenin önemi meselesi şu anda tartışma içinde değil. Herkes kadınların politik mücadeledeki o varlığının ne kadar önemli, ne kadar hani gerekli olduğunun farkındalar. Ama diyelim ki benim yaşantım için söyleyelim. Üniversite yıllarında biz topyekün kurtulacaktık. Yani kadın erkek hep birlikte kurtulduk. Egemen görüş buydu. Oysa Cumhuriyet öncesinden bile bağımsız kadın hareketi, kadınlar dünyadaki kadın mücadelesinin de verdiği etkiyle ne bileyim mesela oy verme hakkı konusunda kesinlikle çok fazla Cumhuriyet öncesinde mücadele eden kadınlar var. Yani o Cumhuriyet ilan edildi, kadınlara oy hakkı tanındı, seçme seçilme hakkı tanındı diye bir şey yok. Onun arkasında bir kadın mücadelesi var. Sonrasına geliyoruz. Bağımsız kadın hareketinin toplumun tüm dokularında ve bulunduğu yerde erkek egemenliğine karşı mücadelesi, patriarkal devlete karşı mücadelesi meselesinde kadınlar sürekli olan bir mücadele içinde oldular. Diyelim ki hemen bir eşik geliyor aklıma. 90'lı yıllar kadınlar mesela tüm toplumsal sorunlar için de mücadele ediyorlar. O işkencelere karşı mesela kadınların cezaevinde 1 Ağustos genelgesine karşı yaptıkları siyahlı eylem var. Bu çok önemli ve sonuç demeyeyim ama etkili olan bir dayanışma eylemiydi kadınlar için. Daha sonrasında süren mücadelede diye feminist mücadele, bağımsız kadın hareketi mücadelesi hem bir bütün olarak kadın emeğinin üzerindeki o sömürüyü, baskıyı, ezilmeyi ortadan kaldıran bir mücadele içine gittiler. Emeğimiz bizimdir dediler. Ev içindeki görünmez emeği görünür kılma mücadelesi verdiler. Bu çok önemli bir şeydi. Sonra kamusal alanda kadın emeğinin sömürülmesi, ikincil olması, onların emeğinin değersizleştirilerek ucuz emek olarak kullanılmasına ilişkin mücadele ettiler. Mesela Novemet direnişi, Novemet kadın grevi burada ciddi bir eşiktir yakın tarihimizde. Daha geriye gitmeyelim. Çok yakın bir şeydi. Onu Flormar direnişi ve başka birçok kadın grevi izledi. Ve bugün mesela grevlerde artık hani kadınların talepleri farklılaştı. Artık kadınlar çok rahatlıkla biz yani kadınlar dediğim biz kendi yaşantımızın, kendi bedenimize, kendi emeğimize, kendi kimliğimize ilişkin tüm kararları kendimiz vermek istiyoruz. En mesela yakın tarihimizde gene bir eşik kürtajı yasaklama girişimi AKP iktidarının, AKP devletinin değil ben AKP MHP ama hiç beklemedikleri bir direnişle karşılaştılar. Ve bütün çeşitliliğiyle kadınlar diyeyim, siyasi çeşitliliğiyle, sosyolojik çeşitliliğiyle bu yasaklamaya izin vermeyeceğiz dediler. Sokaklardaydık hep beraber ve o yasaya geçit vermedik. Bu hem de şeydi, işte Gezi direnişi zamanına denk gelen direnişler de öyleydi. Mesela Gezi direnişinde de kadınlar burada mor çadır kurdular ve hem parktaki erkek egemenliğine karşı hem bir bütün olarak devletin patriarkal devlete karşı burada bu mücadelenin bir parçası oldular. Ve bunların hepsi birikiyor. Hepsi birikiyor. Sonra mesela Kürt Kadın Hareketi'nin eşit temsil, eş başkanlık ısrarı, onun için mücadelesi ve bunu kabul ettirmiş olması. İlk başta biliyorsunuz çok tartışmalara şey olmuştu ama bugün kimse tartışmıyor. Çünkü bunun ne kadar önemli bir şey olduğu hem mecliste hem sokakta hem bütün örgütlenmelerde görülüyor. Artık bizim şeyimiz bütün hani meclis kadınlar için, feminist kadınlar için, bağımsız kadınlar için, Kürt kadın hareketi için bir hani sonuç, bir mevzi falan değil. O da mücadelenin bir parçası. Mücadelemizin bir parçası. Orada da mücadele edeceğiz. Ama biz biliyoruz ki kazanımlar sokakta mücadeleyle elde ediliyor ve kadın hareketi, Kürt özgürlük hareketinde, Kürt kadın hareketinde, feminist harekette bunu yaşayarak, deneyimleyerek biliyor. Dolayısıyla biz bu şekilde mücadele ederek kazanımlarımızı kendimiz koruyacağız ve yeni kazanımlar için yepyeni mücadeleler bizi bekliyor, farkındayız. Kadın hareketi, bağımsız kadın hareketi bir bütün olarak kadın hakları için,
kadınların özgürlüğü için, kadınların eşitliği için mücadele ederken tabii her birimiz tek bir siyasi kimlikte değiliz. Kadın hareketi de, feminist hareket de bir bütün olarak farklı farklı politik kimliklere de sahip aynı zamanda. Ama bizi birleştiren eksen, özellikle son 20 yılda AKP'nin o muhafazakarlaştırma siyasetine karşı topyekün direnişin önemi üzerine konuştuk biz. Dolayısıyla bu farklı bileşenler arasında bir kısmımız diyelim ki şey yaparken, nasıl diyeyim, toplumun tüm dokularında diyelim fabrikadaysak fabrikadaki kadınlarla birlikte direnişi örgütlerken, sokakta bir bütün olarak kendi varoluşumu sergilerken o şiddete maruz kalma üzerinden şiddete karşı bir mücadele yaparken, bir kısmımız da yasaları değiştirmek için hani siyasi partilerle, işte meclisle olan mücadeleyi, bağı kurarak bunların hepsinin birbirini güçlendirdiğini söyleyerek sokaklarda olmaya devam etti. Ve bunlar çok önemli. Kadın hareketinin, feminist hareketin homojen olmaması da önemli bir şey. Çünkü kadın yaşamı çok çeşitli. Kadınların özgürlüğü, kadınların eşitliği dediğimizde yani yaşamın bütününü neredeyse kapsayan bir şey. Dolayısıyla bu çeşitliliğe uygun bir mücadele dinamikleri de var kadın hareketi, feminist hareket içinde. Ama her biri birbirini güçlendiren şekilde olduğu için kazanımlarımızdan vazgeçmiyoruz diyoruz. Ve mesela İstanbul Sözleşmesi bir eşiktir. Biliyorsunuz imzadan çekilindi. Ama biz İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz demeye devam ediyoruz. Ve bunun için de yeni dönemde de birçok şey, işte yasa düzeyinde, sokakta, her yerde bunun için mücadele edeceğiz. Bir de son dönemde şöyle bir şey var. Mesela kadın hareketi, LGBT artı hareket ilişkisi ve devletin baskısı meselesinde şöyle bir durum var. Bunu vurgulamak isterim. Şimdi AKP-MHP iktidarı kadın düşmanı bir iktidar. Kesinlikle böyle. Ve kendince bir makbul kadın tarifi yapıyor. O tarife uymayan tüm kadınlar her türlü şiddeti hak ediyor. Her türlü işte görmezden gelmeyi falan hak ediyor modunda. Kadına karşı olan şiddeti, erkek şiddetini körüklüyor AKP-MHP iktidarı. O makbul kadın da tam bizim alaşağı etmeye çalıştığımız işte evinin kadını, birisinin kocası, ideal anne, ihtiyaç duyulursa çalışır ama ihtiyaç duyulmazsa eve döner, hiçbir şey isyan etmez. Bir makbul kadın. Ama şunun farkında değiller, o makbul kadın tanımına kendi kitlesinden birçok kadın bile itiraz ediyor. Bunun farkında değiller. Böyle bir durum var. Bizi bir makbul kadına sıkıştırmaya çalışıyor. Şimdi biraz önce dediğimiz gibi hani feminist mücadele, feminizm dediğimizde, kadın hareketi, kadın mücadelesi dediğimizde kocaman bir şeyden söz ediyoruz. Ve bu kocaman bir şeyin içinde farklı siyasal yönelimleri olan, farklı sosyolojik aidiyetleri olan, mücadeleye farklı farklı bakan, çalışma tarzı açısından, mücadeleye dahil olma açısından farklılık olan bir şey. Bu mesela sosyalist hareket gibi biraz. İşte sosyalizm istiyor hepsi ama sosyalizm anlayışlarına göre farklı farklı örgütlenmeler içindeler. Feminizm de öyle. Feminizm anlayışlarımız bütün kadınların aynı değil. Bütün feminist mücadele yürüten kadınların aynı değil. Dolayısıyla yani farklı örgütlenmeler, farklı birimler içinde olabilir. Ama şu konuda haklısınız. Bu dönemde bütün hani kadın hareketinin, feminist hareketin ortak zeminleri meselesi geçmişte daha şeydi, daha fazlaydı. Bugün biraz daha parçalı görünüyor durumundayız. Bunun yarattığı bir takım zaaflar var tabii ki. Bunun yarattığı bir takım nedir ona, mücadeleyi hani yükseltememe, mücadeleyi yaygınlaştıramama konusunda bir takım sıkıntılar tabii ki var. Tüm mücadele alanlarında olduğu gibi. Hani biz başka bir dünya istiyoruz. Patriarkayı alaşağı etmek istiyoruz. Yani şeyimiz çok büyük. Yarınlara ilişkin beklentimiz çok büyük. Eşitlik, özgürlük istiyoruz bir bütün olarak kadınlar. Ama bugünkü örgütlenme durumumuz, mücadele
perspektifimizle arasında bir boşluk olduğunun farkındayız. Ama şu yani son dönemde özellikle bu artık 20 yıllık AKP-MHP iktidarından hani boğulmuş kadınlar olarak, feministler olarak ben önümüzdeki dönemde bu ortak zeminlerin daha güçlü bir şekilde bir araya geleceğini ve başka bir dünya istiyoruz dediğimiz o dünya için ortak mücadelenin daha güçleneceğini düşünüyorum, seziyorum diyeyim. Ben politik kimliğimi sosyalist feminist olarak tanımlıyorum. Dolayısıyla tüm ezme ezilme ilişkilerinin ortadan kalktığı bir dünya özlemi içindeyim. Tüm ezme ezilme ilişkileri deyince burada sınıf mücadelesinin önemi, patriarkaya karşı mücadelenin önemi zaten hemen açığa çıkıyor. Dolayısıyla ben hani bu hattın sözcüsü demeyeyim ama bu hatta mücadele edenlerle birlikte onların sözünü de parlamentoda yayarak, yer bularak mücadele edilmesini istiyorum. Şimdi peki hani ne beni böyle bir şeye yöneltti? Demin anlattığımız gibi işte 90'lardan bugüne mesela bir eşik beni hani ne denir ona bir mücadeleye, her türlü mücadelenin bir parçası olmanın önemine iten şeylerden bir eşik bu kamu emekçilerinin sendikalaşma süreci. Mühürlüyorlar, biz gidiyoruz mühürleri söküyoruz, tekrar sendikalarımızı açıyoruz. O süreç mesela fiili meşru mücadele dediğimiz şeyin önemini bana gösterdi. O yüzden yani parlamentodaki söz aslında sokakta kazanılanların parlamentoya taşınması daha yaygın bir şekilde ulaşması için bir zemin parlamentodaki sesleniş meselesi. Bir başka şey mesela Gezi direnişi. Gezi direnişi topyekün başka bir dünya istiyoruzun bileşik isyanıydı aslında. Bileşik isyanıydı ve şu küçücük parkta onun nüveleri göründü. Bu çok önemli bir şeydi. Sonra yine mesela öz yönetim deneyimleri diyeyim ben öyle tariflenildiği için. Deneyim değil aslında direniş, isyan falan onlar. Hani o çok ayrı üzerinde konuşulabilir ama Gezi direnişi, öz yönetim talepleri falan şunu ifade ediyordu. Hiçbir ezme ezilme ilişkisi olmadan eşit özgür koşullarda yaşamak mümkününü ifade ediyordu. İşte bu mümkün olmayı hani biz kendi mücadelemizde de o egemene benzemeden, yıkmak istediğimiz şeye benzemeden yürütebildiğimiz sürece inandırıcı oluyor. Yürütebildiğimiz sürece toplumsal dokuların tamamına nüfus edebiliyoruz. Mesela bunlar çok şeydi benim eşikti. Bu eşik nedeniyle mesela otonom yerler, otonom yönetimlerin olduğu yerler. Her zaman dikkat ne denir ona? Mücadelelerini takip ettiğim şeyler. 90'lı yıllardan söz ediyoruz. Mesela burada Kürt hareketi yükseliyor, işte sendikal hareket tekrar kendini inşa ederken çok uzak coğrafyada, Güney Meksika'da, Chiapas'ta Zapatistalar ayaklandı. Ve toprakları, bu topraklar bizimdir deyip bütün o egemenleri topraklarından kovdular. Burada biz yeni bir yaşam inşa ediyoruz dediler. Ve ben o günden beri Zapatistaların mücadelesinde hani takip etmeye çalışıyordum. Ve 2016'da oraya da gittim. Ve orada otonom yapıların bir parçası olarak 8 ay falan onlar ne yapıyorsa ben de yaparak işte tarlada çalışarak kahve toplayarak falan. Ama onların yönetim anlayışlarını açayım. Mesela çok etkilendim oradan. Çok etkilendim. Ve bu şey değildi. Böyle hani birileri anlaşıyor büyük şehirlerde. Gidiyor bir yerde otonom yönetim kuruyor falan değil. Bilfiil o toprakların. 500 yıldır yaşıyoruz diyorlar. 500 yıldır süren bir şeyin sonucunda süzülmüş bir otonom yapıydı. Gerçekten mutlak anlamda antikapitalist, bütün yönetsel hiyerarşi mekanizmalarını parçalamaya çalışan ama hala yolumuz çok uzun, hala devam ediyoruz diyen bir yapı. Mesela Rojova'da benzer bir örnek. Rojova'da inşa edilmeye çalışılan şey de örnek. Ama Rojava'nın coğrafi koşulları, Orta Doğu koşullarında olması onun o inşasında hani daha yavaş diyeyim ben devam etmesini sağlıyor. Ama mesela orada gördüğüm çok ilginç bir durum vardı. Arada okyanus var. O kadar uzak yapılar
Rojava'yı çok dikkatle, Kürt hareketini çok dikkatle izliyorlar. Politik olarak beslenmek istiyorlar ve ortak toplantılar yapalım diyorlar. Ve yapılıyor da ilk jineoloji toplantısını ben Chiapas'ta katıldım. Onlar jineolojiyi merak etmişler, tartışıyorlardı gibi. Orada gördüğüm şey de demin dediğim gibi yıkmak istediğine benzemeyeceksin. Yıkmak istediğin yapıya benzemeyeceksin. Kendi politik mücadeleni tüm ezmeciklerin ortadan kaldıracak biçimde yürüttüğün sürece yepyeni bir yaşam inşa etme konusunda çok yol kat edebiliriz diyorum. Umarım mecliste de meclisteki erkek egemenliğinde alaşağı ederek kadınlar meclisi de yıkmak istedikleri şeylerden arındırıp bambaşka bir meclis haline getirecekler umarım. Kadınların varlığının önemi çok açık. Yani bu tartışma götürmez bir şey ama yani kadınların bir bütün olarak patriarkaya karşı feminist mücadele ekseninde yürütmesi başka bir şey. Yani bütün kadınlar feminist mücadele yürütür, bütün kadınlar feministtir gibi bir şey doğru olmaz. Çünkü politik bir farklılık da var aramızda. Ama şu çok açık. Geçmişe bakıp bugüne baktığımızda, parlamentodaki bileşime baktığımızda kadınların varlığı üstelik de patriarkaya karşı, erkek egemenliğine karşı mücadelenin gerekliliği konusunda şüphesi olmayan kadınların varlığının fazlalığı bize çok mühim geliyor. Ve bu dönem mesela kadın adaylara baktığımızda, feminist mücadelede yürüten kadınlara baktığımızda gerçekten hani bu mücadeleyi orada işte mecliste bu mücadelenin gerekliliklerini o sokaktaki kadın mücadelesini, feminist mücadele, LGBT artı mücadeleyi o kürsüden de söyleyebilmesi mühim. Ve bunu yapabilecek çok harika kadınlar var mecliste. Ama bu sadece bu döneme özgü bir şey değil. Bunun arkasında bugün cezaevinde olan birçok Kürt kadın siyasetçinin, bugün cezaevinde olan Gezi Parkı direnişi sırasında olan Mücella Yapıcı gibi yani başka birçok kadının da mücadelesinin çok fazla önemi var. Yani biz hani her dönem sıfırdan başlamıyor. Bir bütün olarak o geçmişte yürütülen mücadelenin kazanımları ve güveni üzerinden bu dönemi şey yapıyoruz. Dolayısıyla o bağ kopmadığı sürece biz çok fazla şeyi değiştirebiliriz.